Selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Adım adım 2024'e gidiyoruz. Bu süreçte de ben aslında kendi 2024'ten full beklentilerimi falan belirttiğim bir video zaten yapmayı planlıyorum. Ancak burada internette denk geldiğim başkalarının başka hisselerini, mesela The Sportster'ı kullanacağım bunda da. Ki zaten bir video yapmıştım, izlemişsinizdir muhtemelen. 2024 yılında olmasını beklenen 10 şey diye. Şimdi bunları farklı kategorilerde de yapmışlar ve ben bunları size göstereceğim. O sırada ben de kendimi yorumlayacağım keyifli olacağını düşünüyorum. Ve bundan galiba bir 4-5 kategori var. Yani arkadaşlar bu videodan sonra siz muhtemelen 2-3 video daha izleyeceksiniz. Çünkü öyle bir planım yoktu normalde diğer video yaptığımda. Ee, yine Sporster'daki 2024 yılında olmasını beklenen 10 şey diye. Beklediğimiz 10 şey diye. Ve onu kendim yorumladım. Bazılarını onayladım. Bazılarını onaylamadım. Şimdi de farklı kategorilerde. Mesela şu an bugün 2024 yılında geri dönebilecek güreşçiler tahminleri. <laughs> Onlara bakacağım. Bunların hepsini burada videoda yapacağım ve başka kategorilerde var. Onları da ilerleyen videolarda karşınıza çıkaracağım. Böyle de yeni yıla doğru güzel bir içerik olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yine The Sportster'dayız. Sportster'da 2024 yılında geri dönüşü beklenen e, dönebilecek prediktör. Bizim öngördüğümüz 2024. Kimmiş bu? Işan Sharma. Herhalde Indian falan arkadaşı <laughs> Bilmiyorum. Beni merak ettin lan bakayım. Var mı? Evet. Kendisi gördüğünüz gibi <laughs> Aryan ırkının neyse. Evet devam ediyoruz. Bakalım 2024 yılında The Sportster'daki bu video yani ekip olarak öngörmüşler. Bakalım kimler? Matt Cardona can join his wife Chelsea Green. Matt Cardona evet, bak Matt Cardona'nın geri dönüşünü ya bilmeyenler var mı? Gerçekten şu an Matt Cardona'nın kim olduğunu bilmeyenler var mı? Woo 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 you know it. Bence biliyorsunuz. Zack Ryder. Zack Ryder ki geçenlerde Twitch'teki yayınımı izlediniz mi? Beraber yayın yaptık ya sizlerle. Undertaker'la Edge'in 2008'deki WrestleMania 24 ve Backlash hikayesini izledik feud'unu. Oradaki Edge Head'lerden biri Zack Ryder zaten. Kurt Hawkins'le beraber tag team'lerdi. Devam eden süreçlerde Zack Ryder solo olarak Intercontinental bile aldı. İşte internet megastarı falan filan muhabbetleri var ya böyle zaten işte süperstarı. E, Zack Ryder Gittikten sonra da WWE'den 2020'de ayrıldı diyor biliyorsunuz. Gördüğünüz üzere şurada. Ayrıldıktan sonra aslında indiler indilerde falan kendi biri oldu. Adam kendini kanıtladı. Matt Cardona'nın şu an geri dönüşü daha etkili olacak. Tabii ki gidip şirkette yok. Ana kemer kazanacak. Hadi belki mid card. Okey ama Matt Cardona şu an en azından Matt Cardona tabii şirkette Zack Ryder olarak döner belki bilmiyorum. Ben olsam Cardona olarak döndürebilirim belli olmaz. O da bir de benim politikasıdır. 2024 yılında dönebilecek isimlerden biri olduğunu ben de düşünüyorum. Burada ekstra kendi fikrimi belirtmeyeceğim. Sadece adamların yaptıklarını yorumlayacağım. Belki ilerleyen dönemlerde e, ya da yeni yılın başında falan. Ben de kendim bütün bu kategorilerden, Sporcer'ın yaptıklarından muhtemelen bir 4-5 video çıkacak bu arada. Bu da keyifli olacak bence. Topladığınız zaman. Bu muhtemelen ikinci ya da üçüncü videodur. İkidir muhtemelen kendimde diğer mesela buradaki şeyleri hani onların kategorisi mesela yılında kim dönecek kendi fikirlerimi de full belirtiyor. bir şey olabilir belki bakalım. E, söz vermeyeyim. Çok yoğunum bu arada çünkü iş falan inanılmaz. Andrade wants to get out of his AEW contract. Ya bu sanki olabileceğini ben de düşünüyorum ya. AEW kontratından sıyrılıp WWE'ye hani dönebilir. Mantığı var. Ki bu bir önceki videoyu hatırlayanlar vardır 2024 tahminlerinde orada işte Charlotte'la Andrade ya aslında o videoda şey vardı hani beraber buluşacaklardan kastım. Charlotte'ın yanına gidecek hani WWE'ye gidecek man mantığında. Bu da aynısı aslında. Hmm. Yani Andrade olabilir. Tam net bir şey diyemeyeceğim. Mesela Matt Cardona'yı daha mümkün buluyorum. Burada bilemiyorum. Şimdi Charlotte'da yok ya. Charlotte bir sene boyunca muhtemelen olmayacak ya. O yüzden sanki Andrade'nin dönüşü belki olmayabilir ya. Charlotte Flair. We will miss nine months of in Bir dakika. Sakatlandı da. E, Charlotte Flair. 2004 yılında geri dönecek. Manasında. Hmm. Anlamadım muhabbetini ama dur bakayım bir dakika şimdi. Evet. 2004 yılında he, hani, 9 ay uzak kalıp geri dönecek diyorsun. Ben dönmeyecek diyorum mesela. Ben Charlotte'ın 2024 yılı içinde döneceğini düşünmüyorum. Ne olacak mesela 9 ay sonra Survivor Series 2024'te mi dönecek mesela? Ben düşünmüyorum. Ben olsam Charlotte'ı Rumble'a hazırlarım. Olabilir. Rumble'da gelip zaten oradan Resilmen yani umarım full şekilde tam iyileşmiş olur ama ben Charlotte'ın 2024 yılı içinde döneceğini düşünmüyorum. Yani en az 9 ay olmaz dedikleri genelde şeydir. Hani onu bir tık uzatırlar bazen. Ee, yaparlar bunu. Tabi güreşçiye de bağlı. Hızlı bir gelişim kaydederse zaten döner. <laughs> defalarca örneğini gördük. Bir tanesi John Cena 2008'deki dönüşüdür mesela. Normalde böyle gerçekten 9 ay falan da bu çok kısa sürede döndü yani. 7 Steve Austin can work one more match. Hmm. Buna pek şey yapamıyorum ya. Stone Cold Steve Austin 2024 yılında döner mi acaba? Yani buna çok şey yapamıyorum. Yani halihazırda hazırda CM Punk falan var, Randy var, Rock dönecek falan. Ha, dur bir de Stone Cold'u döndürelim. Bence gereksiz ki resim 38'den sonra 39'da da maça çıkacağı söyleniyor da çıkmadı. 40'da e şöyle söyleyeyim. Bak one more match diyor. Maç için dönecek diyor bir maç daha. Ben maç için değil de resim 40'da görünür. Çünkü resim 40 o artık biliyorsunuz 10 10 giden resim çok değerlidir. Hani umarım hepimiz resim 50'yi de görebiliriz. Allah ne bileyim. Ben sanki maç için değil de böyle bir Stone Cold gelip normal görünür diye düşünüyorum. Brock Lesnar could, kesin dönecek. Could return for a WrestleMania match. Kesin. WrestleMania 40 Brock Lesnar'sız olmaz. Bak Stone Cold'un görümesi ayrı. Stone Cold ayrı. Ama Brock Lesnar'sız olmaz abi. Ve şu bakın burada görsel var. Bu maçı lütfen bizlere verin. Brock Lesnar Günter maçı bunun spoilerını ufak ufak verdiniz. Royal Rumble'da 2023'te böyle bir şey yaptınız. Aha buradaki gibi. Bunu mutlaka verin abi. Bu gerçekten Burak Lezzer'ın hani bak Burak Lezzer için söylüyorum. Burak Lezzer'ın artık kariyerinin ufak ufak sonlarına geldiği dönemlerde Günter gibi bir adamla maç yapması müthiş bir şey. Asıl Günter'in Burak Lezzer gibi hem idol olarak gördüğü, örnek aldığı, final boss dediği bölüm sonu canavarı, bölüm sonu değil. şey sonu. Oyun sonu canavarı <laughs> dediği Burak Lezzer'a maç yapması onun için muazzam bir şey. Gurur duyulacak bir şey. Ve ya da yapıyorsun bu maçı verin ki Brock Lesnar kesin dönecek bence. Ben Rumble'da bekliyorum. Bak Royal Rumble could be the place. Kesinlikle abi. Hatta çok ağır bir şey söyleyeceğim. Royal Rumble'a gider ve Günter onu elerse alın size hikaye. Takır takır gideriz. Var ya resim Abi resim ben ya bak siz de farkındasınızdır. 3 yıldır içerik üretiyorum ve ilk defa bu kadar hype'lıyım lan bir seneye. 2024'de. Ya Road to Wrestling'e ilk defa bu kadar hype'lıyım ya. <laughs> Dur bakalım. Umarım hayallerimiz suya düşmez. Güvendiğimiz dağlar yıkılmaz. AJ Lee yine çok sevinirim. AJ Lee'nin geri dönüşünü çok sevinirim. Rumble'da dönse falan mesela. Anladın mı? Çok tatlı olabilir. E Rumble'da hani bir elenmeden yine bir hikaye falan çıkarılabilir. Belki bilmiyorum. AJ Lee Rumble'da dönse ve Raw After Royal Rumble'da böyle bir çıksalar Siyan Punk'la falan. Yemin ederim çok mutlu olurum ya. Valla bu da olabilir. AGL'in geri dönüşü bence de olabilecek bir şey. Rock could finally return for a match against Roman. Bak şimdi abi. Rock'ın geri dönüşü Roman'la maçı böyle giderse resimlerine de olmayacak. Ama elimle işin Rock'ın döneceği yönünde haber vardı. Ben de geçen bunu yaptım. Paylaştım. E bunlar yaşanırsa ortalık karışacak yani. Ben e SummerSlam'da mı maç yapacaklar mesela bilmiyorum. Ama Rock kesinlikle 2024 yılında dönecek. Buna eminim. Brock Lesnar kesin dönecek. Lee Morgan zaten dönecek. Aynen. Lee Morgan should be back after her injury and trouble with the law. Şu şey çok güzel değil mi? Ben söyle. Makşat. Bunun bir problem olmayacağı zaten söylendi. Arkadaşlar herhangi bir problem yok. Ben kendisini Royal Rumble'da bekliyordum. Bakalım ne olacak? Lee Morgan'a dönecektir 2024'te. Sonya. Ya bunu gerçekten iki numaraya mı aldınız mesela? Sonya geri dönecek 2024'te. Won't be back. 2024'e kadar dönmeyecek. 2024'e dönecek yani. Okay. İki numara bunu almanız gerçekten çok sevindirici bir şey. Evet, yapan arkadaş herhalde <laughs> Goldberg can return to have a retire. Ha, bir dakika. Goldberg 2024'te emeklilik maçı için geri dönebilir. Hmm. Vince pro evet, bu doğru bu arada. Onu ben de izlemiştim. Ee, i̇zlemedim, dinledim şeyden. Böyle bir parça vardı bir haber sitesinde. Vince McMahon gerçekten de arkadaşlar Goldberg'e bir emeklilik maçı sözü verdi. Bu Goldberg'in söylemi. Ama yalan söyleyecek hali yok böyle bir şey için. Goldberg 2024 yılında bu işte bu emeklilik maçı için geri dönebilir diyorum. Çok mümkündür. Ee, ya son bir maç. Hadi size sorayım lan. Goldberg'in son maçı kimle olsun? Kimle olmalı? Emeklilik maçı. Yazın bakalım aşağı hadi. Bütün fikirlerinizi merak ediyorum. Yazın aşağıya. Ben de bu kategoriyi noktalayayım. Sportster'ın 2024 yılında geri dönüşünü beklediği 10 kişi keyifliydi. Bunların devam eden kategorilerinde de ayrı ayrı videolarla karşınızda olacağım. Zaten bu hafta of, Pro Wrestling Studio'da yılın enlerini seçeceğiz. Keyifli. Keyifli. Ben kaçtım. Görüşürüz kendinize. Çok iyi bakın.